Bugün biraz hüzünlü ve duygusal ama bir diğer yandan da o kadar heyecanlı bir video ile yeniden karşınızdayım. Şimdi diyeceksiniz ki hocam hocam ne oldu böyle hüzünlü giriyorsun? Miami'de gemilerin mi battı? Hayır canım Miami'de ne işimiz var ayrıca da gemim falan yok. Bugün hüzünlüyüz çünkü 7. sınıfın son yazılı videosu ile 7. sınıfın defterini dürüp bir kenara fırlatıyoruz. Heyecanlıyız çünkü bu son aslında yeni bir başlangıcın habercisi. O da nedir? Tabii ki de yepyeni bir sayfa açacağız. 8. sınıf olacağız. Dolayısıyla da bu 7. sınıfı layıkıyla bitirmek istiyoruz. Evet, bugün söylediğim gibi 7. sınıfın son yazılı videosuyla karşınızdayım. Yani 7. sınıf 2. dönem 2. yazılısından ha! Ben Melih Hoca'nız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Evet mini mini birler çalışkan yediler nasılsınız bakalım umarım keyifler. Yerinde her şey yolunda tıkırında gidiyordu. Bugün seninle dediğim gibi 7. sınıfın defterini durup bir kenara fırlatıyoruz. Çünkü yediğiniz sınıfın ikinci yani ikinci yazılı. Yani son matematik yazılısını yapacağız bugün. Seninle bomba gibi bir çalışma yapacağız. Harika sorular hazırladım. Hiç merak etmeyin tamam. Bu arada yeni sınıf videolarımız devam edecek. Çember ve daire de var. Soru çözümleri de yapacağız. Ee, hala e, sınavına vakti olanlar için de onu da hatırlatmış olayım. Kanalda bulabileceksiniz. Haberiniz olsun. Dediğim gibi bomba gibi bir çalışma yapacağız. Aynı zamanda şimdiden hatırlatma yapmak istiyorum. 8. sınıf için mükemmel bir kamp yapacağız. ...yaz tatilinde boş geçirmek yok yazı. Hem e, YouTube üzerinden hem de Zoom'da e, özel gruplar da oluşturacağız. Bunların da haberlerini kaçırmamak için, duyurularını kaçırmamak için... ...hem YouTube'dan hem de Instagram'dan Partikül Matematiği takip etmeyi unutmayın dedim. Ve sizi şöyle dersek kanıma alıyorum. İkinci dönem ikinci yazılıyı gördünüz. Müzik arkadan gitti. Melih Hoca kalemi eline aldı. Ve ne yapıyoruz? Tabii ki de başlıyoruz. Neyle? İlk sorumuzla. Şimdi... Ne demiş? Hemen ilk sorumuza bakalım. Bu arada kapsamı dediğim gibi geniş. Açılar var, dörtgenler var, çember daireden de sorularımız var. Tam 14 soru. Böyle bonuslu, bonuslu çok güzel bir yazılı hazırlık çalışması yapacağız seninle. Ufaktan konu anlatımına da değineceğim. Yani seni boş göndermeyeceğim. Haberin olsun. Şekilde A, O ve D noktaları doğrusalmış. OB arkadaşımız AOC'nin açıortaymış ki zaten şekil üstünde verdiği için gözüktüğü için bunları çok da şu an düşünmemize gerek yok. 65 dereceyi de şekil üstünde görüyoruz. Buna göre bot e, kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi gençler biliyorsunuz şöyle düz bir e, doğruda Açı kaç dereceydi? Şöyle 180 dereceydi, değil mi? Şöyle 180, yani düz arkadaşımızın tamamı 180 derecedir. E şimdi ben burada bir 65 görüyorum, 65 çık çıkaradan çıkaradan diyoruz ve ilk işimiz ne yapıyoruz? 180'den 65'i bir şöyle bir ayıklıyoruz. Sen bir oradan git kardeş diyoruz. Ee, 65 de tam olmadı ama şurayı bir 66 yapalım mı ya tam çıksın? Ne dersiniz? Şöyle ufacık bir düzeltme yapıyorum. Şurayı 66 yaptım. 10'dan ee, 4, 6 çıktı, 4 kaldı. Burada 7. 7'den 6 çıktı 1 ve 114 harika. Şimdi bu 114 derece şuranın ve şuranın bu ikisinin toplamı e, paylaşın bölüşün kavga çıkmasın diyoruz. Dolayısıyla da 114'ü 2'ye böldürtüyoruz. Kaç kere var? 5 kere 2 10 çıkarttım. 14'te de 7 geçmiş olsun. Bu kardeşimiz 57 dereceymiş. Bu kardeşimiz de 57. Bunlar ikiz. Tamam mı? Açı ortayın mevzusu neydi? Açıyı ortalayan. Yani bu OB kardeş sağını solunu eşit istemiş. Tamam mı? AOC açısının e, tam ortasından geçmiş. Dolayısıyla da 57 57 paylaştırmış. Şimdi bize botu soruyordu bot. Neresi B, O, D? Bakın açın yani nereyi sorduğuna lütfen sınav anda çok dikkat edin. Bunu da nasıl anlayacağız? Harfleri sırasıyla takip edeceksin. B'den yola çıktın. O'ya gidiyorsun. Sonraki harfimiz neresi? Durağımız D. İşte burası. Sana bu açıyı sormuşuz. Bu açı içerisinde kimler var? Kahramanlarımız kalksın gelsin çıksın karşımıza. 66 ile... 57. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı sorulmuş aslında. Çat diye çektim çizgimi. 6, 7 daha. 13'ün 3'ü elde var. 1. Ee, şurası da 12. Çat. 123 derece dedik ve ilk 10 puanımızı kaptık. indirdikçe cebe. ikinci soruyla devam ediyorum. Şimdi açıları özellikleriyle eşleştirdiniz. Burada tabii şık gibi yazdık ama bu mesela e, B'de 1'e mi, şuraya mı, buraya mı bulacağız. Tamam. Hadi gelin yapalım. Şimdi öncelikle... B ve D açılarına bakıyorum. B açısı şuracıkta, D açısı şuracıkta. Oğlum bunlar birbirine sırt sırtını vermişler sırt sırta. Sırt sırta verdilerse ne diyorduk? Bunlar ters, küsmüşler birbirlerine. O zaman ters diyoruz bunlar. Ters açılar diyoruz. Dolayısıyla da 1'e D ile 1'i eşleştiriyoruz. Cart, 1'i çizdim. Sonra ikinciye giriyorum. A, E. A, E nerede? Hemen bir tespit edelim. A şurada, E de burada. Oğlum bunların baktıkları yer aynı değil mi ya? aynı yöne bakıyorlar. Aynı yöne bakıyorsanız siz yöndeş açısınız bizi yemeğin Çat diye de ikiye hop B, e, A, AE'ye verdik. Temizledim sayfamı. Üçüncüyle ile devam ediyorum. O da DF'ymiş. Hemen D neredesin? Buradasın. F de buradasın. He. şimdi bakın. Bunlar iki tane doğrunun içerisinde. Bak dışarısı şuralar olur. İçerisi de ikisinin arasında demektir. Tamam mı? Şu ikisinin arasında iç demektir. Ama bir diğer yandan da bunların biri Mersin'e biri tersine bakıyor. Anya Konya meselesi. E şimdi hem içeridesin hem de ters bakıyorsun. O zaman sen nesin? İç tersin. Cart. Üçüncüye de iç ters dedik. Yine bir temizlik yaptık şurada. Son olarak da BH'ye bakalım. Zaten çıktı gerçi ama yine de biz yapalım. Bursa ve Hakkari şurada. E bakın bunlar da iki doğrunun, iki doğrunun dışındalar. Tamam mı? Şöyle dışındalar. Dışındalar ve biri mersine, biri tersine bakıyor. Yani dış ve ters açı diyoruz. Dördüncüyü de buna eşleştirdik ve ikinci sorudan da tam puanı kaptık, yapıştırdık üçüncü soruya. Şimdi verilmeyen değerleri bulacağız bu soruda. Yani aslında tek tek sana bütün açı özelliklerini tek sayfaya topladım hepsini vereceğim. Birincisi neydi? Burada U kuralı var. Neden? İki tane paralel arasında iki tane açımız var. E, haliyle iki paralel arasında. Yani üç açı da olabilir de. iki paralel arasında iki tane açımız var. Kural neydi U kuralı? Bu iki açının toplamı 180 yapmalıydı. 150'yi bu kapmış. Çakal. büyüğü hemen halletmiş almış. O zaman ne yapıyorsun? 180'den 150'yi bir çıkartıyorsun da yazmayayım ya 30 değil mi? Direkt şu açıya o zaman ne kaldığını söyleyebiliriz. 30 derece kaldığını söyleyebiliriz. Peki, denklem sormuş hoca bize. Bak, 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 bak. Melih hoca bize denklem sormuş. O zaman yapıştırırız denklemi. 2x artı 10 eşittir 30'u yazarız. Bu onun ee, bir tane tekme atarız karşı tarafa geçer, eksi olarak artı 10 eksi 10 geçer. Dolayısıyla da eksi 10 yaptık mı burası 30 eksi 10'dan 20 kalır. Yani aslında 2x 20'ymiş. E 2 tanesi 20 ise bir tanesi nedir? 10'dur der. Bunu hallederiz. Geçtik yana. Bu da 2 açı arası 3 2 paralel arası 3 tane açı var. O zaman da bu 3'ünün toplamına ne diyorduk? 360 derece diyorduk. Buna da kalem kuralı diyen var, roket kuralı diyen var. Artık sen hangisini tercih ediyorsan. Dolayısıyla benim derdim o değil. Benim derdim 360'a eşitleyebilmek. Zaten iki açı belli 145 115. Şu arkadaşlar bir toplansınlar bakayım. Siz neyi parsellemişsiniz? Benim elimden neleri çalmışsınız bir bakalım. 5 5 10 elde var 1 4 1 5 bir de elde 6 1 1 2. Ha 360'tan da 260'ı çıkartır. Verilmeyen açıyı chart diye bulurum. O da nedir? 100. Yani y eşittir 100 diyebiliriz. Geçtim üçüncüye. Şimdi burada da ne var? Zikzak kuralı diyebiliriz. M kuralı diyebiliriz. Melih Hoca'nın M'sinden aklına gelsin. Buna ne, diyor? ne diyordu bu kural? Bu kural diyordu ki Mersin'e bakanlarla tersine bakanlar aynıdır diyordu. Eş toplamları. Yani şu ikisinin toplamı diğerinin e, aynısı olmak zorunda. O zaman ben de burada ne yapıyorum? 70 ile 50'yi topluyorum ne buluyorum? 120 derece. Ha o zaman diyorum ki M açısı hocam 120 derecedir diyorum. Cart diye de şöyle işaretliyorum. Siz bunu sınavda yapmayın. Bak sınav kağıdına fosforlu kalem, tükenmez kalemle işaretleme yapılmaz. Yasak. Tamam mı? Vallahi sınavını iptal eder hocam. Sonra geldim sağ alttakine. Bu da Z kuralı. Zaten kabak gibi orta dediğimiz Z harfi. Şöyle ben senin içinde üstünden geçtim Z'yi. Tamam. Z kuralı da neydi? Aslında İç ters açılar bunlar. İç ters olunca işte Mersin tersin birbirine eşit olacak. Dolayısıyla yine bir denklem kuracağız aslında. Yani hiç denklem sorusu sormayıp denklem sorma sorusu bu. Tamam mı? Üf cümleye bak. 48 eşittir. 3 n eksi 9. Bu 9'a bir tekme karşıya atıyoruz ki n'ler yalnız kalsın. Eksi 9 karşıya artı 9 geçecek. 48 hemen hemencik şurada söyleyeyim bakayım artı 9 ne yapar 57 yapar 3 tane n 57 ise ben burada iki tarafı da 3'e bölerim. 3 der bizi. Terk eder gider ve n eşittir ne kalır? 19 derece kalır. İşte mevzu bu kadar. 4 tane şık var ama hepsi kolay kolay çar çözülebilecek sorulardı. Dolayısıyla tek bir soruya aldım. Ve geçtim dördüncü soruya. Şimdi çokgenlerden, düzgün olanından tabii ki de bize ne sormuş? Bir iç açı ve bir dış açıları da bulunuz demiş. Şimdi bu kardeşlerimiz nedir, ne değildir bir keşfedelim. Birincisi, bu arkadaş sayıyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu nedir? Düzgün altıgendir. Tamam mı? Bak düzgün oluşunu lütfen atlamayın. Çünkü düzgün olunca biz ne yapabiliyorduk? Her bir e, açıyı eşit olduğunu biliyorduk. Ve her zaman konu anlatımında da söylemiştim. Ne demiştim? Sakın ola, içten gitmeyin. O n eksi iki çarpı bir değişik değişik bir formül var. Ben bile bazen karıştırıyorum. Dış açıdan gidin. Dış açı nedir? Burada geleceksin, tamam mı? O zaman diyeceksin ki dış açıların toplamı hangi çokgen olursa olsun 360. Ya karışmayın ya. 360. Kuralı bozmayın. Mis gibi kural. 360'ı da ben o zaman 6 tane e, açı var. Gen var. Kenar var. 6'ya böldürürüm. O zaman ne kalır? Bir tanesine 60 kalır. Al sana dış açı. 60 derece. Ya dışı bulduysam iş bitti. İçi de bulurum. Çünkü bunun arkası iç açıdır. İçeride kalana iç açı deriz. Dolayısıyla da bunu... Şuradaki doğru açıdan dolayı 180'e tamamlayacağız. Yani 180'den de 60'ı çıkartırsanız neyi bulursunuz? İç açıyı bulursunuz. Al bunlara yazalım. Bu dış, bu arkadaş da iç açı. Bir tane iç açı. Yani şurası 120. Diyeceksin ki hocam soru işareti burada. Oğlum ne fark eder? Düzgün altı ya. Bunların hepsi zaten aynı. Hepsi 120, 120, 120. Tamam. Geldim sağ tarafa. Bu kardeşimizde bir beşgen. Beşgenin dış açısı. Nasıl bulacağız? Bunu uzatmayın, formül formül girişmeyin o işlere. Toplamı zaten dış açıların toplamı 360. Bunu 5'e böleceksin, bir tanesini bulacaksın. Dış açının bir tanesini bulacağız. E bulalım. E 72 derece geçmiş olsun, dış açı bulduk 72. E yine doğru açıdan dolayı içeriği bulabiliriz. Şurası 72 derece ise içeriye ne kaldı? 180'den 72'yi cart diye çıkartırım. Buradan da 108 derece kalır. Kaparım tam puanımı. Buradan da kaçar giderim. Ama şunları da yine yazmayı unutmayın. Bu dış, dış, diş mi? Bu dış, bu da iç açı. Tamam. İşte sana bir soruda yine iki soru sordum bitirdim. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Doğru yanlış. Bir matematik sınavı varsa 7. sınıfta doğru yanlış sorulmaması yani hayra alamet değildir. O kadar söyleyeyim. Tamam. Dolayısıyla mutlaka buna iyi çalışın. Doğrulara D, yanlışlara Y yazacağız. Şimdi bu önemli. Özellikle dörtgenlerde çok özellik var ya. Ya tablo sorusu gelecek ya da böyle doğru yanlış gelecek. Hazırlıklı ol. Paralel kenarın köşegen uzunlukları eşit değildir demiş. Paralel kenar neydi? Şu kardeşimizdi değil mi? Bak kimin ne olduğunu da unutmayın. Şöyle bir şeydi. Şimdi sen bunun köşegeni dersen bu böyle bir saçma sapan köşegen olur. Onu sil. Şöyle çizelim. Şu köşegeni düşün. Bak upuzun bir köşegen. Diğeri de hemen cart bitti. Küçücük bir şey. O zaman köşegen uzunlukları eşit değildir. Doğru demiş. Aferin ona. D'yi bizden aldı. İkinciye geçiyorum. Dikdörtgenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Tövbe aşağı. Dikdörtgen diyorsun. Dikdörtgenin mevzusu neydi? E, şu şekilde bir kısa kenar ve uzun kenar vardı. Ha. Dersen ki hocam e, kare de bir dikdörtgendir. Dik olabilir ama kesinlikle birbirine eşittir diye bir cümle kuramayız. Tamam mı? Dolayısıyla buna ne diyorum? Cart diye yanlışı veriyorum. Üçüncü şıkkımız eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen deyince aklımıza ne geliyordu? Baklava geliyordu. Antep'e selam. Baklavaları bekliyoruz. Tamam adresimi açıklama kısmında bırakıyorum. Şimdi <laughs> baklava da köşegenler birbirini dik keser demiş. Hemen bir baklava çizelim şöyle. Sen de sınav anında böyle hani çok da dikkat etmeden şöyle bir şeyler çiz işte yani. Ama bu kadar da kötü çizme ya. Dur iğrenç çizdim. Birazcık düzeltelim şöyle. Şöyle yine kötü çizdim ama neyse daha kötü çizdim. <laughs> bir gel bir daha denersem daha da kötü çizebilirim o yüzden denemiyorum. Şimdi köşegenleri düşündüğünüzde gençler bu baklavada şöyle vardır bir köşegenimiz. Diğeri de şöyledir değil mi? Ya bunların aslında birbirinin dik olduğunu çok net söyleyebilirsiniz. Hani aklınıza bu çizimi yaptıktan sonra gelebilir. Dolayısıyla bu kesinlikle doğrudur deriz. Karenin köşegenleri. Bak karenin Kareyi biliyorsun. Ya dünyanın en güzel konusu. Neden? Her şey çünkü eşit. Bu cümlede de ne var? Eş var. Hiç gerisini okuma bile. Köşegenleri birbirine eş ve diktir. Tabii ki de nedir? Doğru bir cevaptır. Kareyi zaten şöyle bir e, çizittirirsek, şöyle bir kare çizittirirsek, tamam mı? Köşegenler nedir? İşte şudur. Bir, aha da bu Iki. Bunlar bir kere kesinlikle eşittir zaten. Ve özellik olarak da tabi bu çizimim çok kötü olduğu için belli olmasa da birbirine kesinlikle diktir. Tamam. Son olarak da yamukta alan. Yamukta alan da yine dörtgenlerin son konusu. Ee, yamukta alan ne diyor? Köşegenlerin çarpımının yarısına eşittir. Hayır. Öyle bir şey yok. Yamukta alan neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 yapıyorduk. Peki bu değil. O zaman bu kesinlikle yanlış. Peki bu bize neyi söylemiş? Hani köşegenlerin çarpımının yarısı neydi? Hatta E çarpı F bölü 2 diye de yazıyorduk. O şu arkadaşımızdı. Baklavanın alanıydı o. Yani eşkenar dörtgenin alanıydı. Dolayısıyla bunları karıştırmayalım. Dedim ve 6. soruya zıpladım. Düzgün altıgenimiz varmış bir tane. Çok güzel. Düzgün olduğu için şu an ne yapıyoruz? Gülümsüyoruz, seviniyoruz. Hatta bir de üstüne kaymak koymuş. Yani kare de vermiş. En güzelleri buna göre x kaçtır diye soruyor. Şimdi bu x'i nasıl bulacağız hocam? Bir kere sevgili gençler. Şunu söyleyebiliriz. Nereden gidelim, nereden gidelim? Şimdi... Burada öncelikle tabii ki de şu uyarıyı yapmak istiyorum. Bu D, H, G noktaları böyle doğrusal değil tamam mı? Onu bir kere bir anlaşalım. Yani şurası 90'sa bunun arkası da 90'dır diyemeyiz. Diyebilmemiz için yani şuranın da 90 diyebilmemiz için... ...tamam biliyorum öyle gözüküyor ama geometrik sorularda sakın şekle aldanmıyoruz. Demediği sürece bu G, H, D düzgün yani doğru, aynı doğru üzerindedir demediği sürece... ...buraya 90 diyemiyoruz. Bir kere başta bunu bir söyleyelim. Şimdi B, C, H, G kare dediği için tabii ki de hemen ben şuraya 90'ımı koydum. Hatta diğer yerlerin de hepsine, köşelerine 90 koyabilirim. Çünkü bu bir Kare kare. Kare ise her şeyi. 90 derecede tüm açıları. Tamam. Ondan sonra bu kenar uzunlukları tabii ki de birbirinin aynısıdır. Çünkü yine kare olduğu için. Hatta bu bize şu altıgenle bir bağlantı kuruyor. Kare altıgen. Nasıl? E şu kenar aynıysa bu kenarlar da aynı değil midir? Altıgenin de sonuçta düzgün olduğu için tüm kenarları aynıdır. Bak seni şuraya yönlendiriyorum. Şurada bir üçgen var ya. Bu üçgen farkında mısın? İkiz kenar çıktı. İkiz kenar çıktı. Bir daha söylüyorum burası 90 diyemeyiz. Tamam şekil biraz kötü çizilmiş. O yüzden öyle geliyor da sana. Öyle değil. 90 değil. Şimdi burada bir ikiz kenarlık var. Peki hocam nasıl gideceğiz? Bu ikiz kenar üçgenin tepe açısını yani şurayı, şurasını şu C'nin küçücük parçasını bulabiliyoruz. Düzgün altıgenin az önce yaptım bir daha yapmayacağım. İç açısını 120 derece bulmuştuk. E 90'ını kare Çalmış 90 derecesini. Kaldı mı sana 30 derece? Harikasın. O zaman şuraya 30 yazabiliriz. Peki şimdi ikiz kenar üçgen. Ben sana şöyle bir çizeyim ikiz kenar üçgen. Tamam mı? Şöyle ee, bir ikiz kenar üçgen çizdim. Şimdi tepe açısını 30 derece bulduk. Bu iki kenar eşit zaten. E şimdi... E, taban açılarına ne kaldı o zaman? Bunu nasıl söyleyebiliriz? E 180'den 30'u çıkartacağız. Ne kaldı? 150. E bu 150'yi de ikiz olduğu için paylaşacaklar. 2'ye böldük. 75. Yani x derecemiz 75 derecedir. Hatta şu açıda bak neymiş? 75 dereceymiş. Tamam. Neyse bize x'i soruyordu. x eşittir 75. Net bir şekilde cevap verebiliriz. Soruda dediğim gibi yani şu altıgen kısmı ee, ...öyle gözüküyor biliyorum. Şöyle şöyle gittiğinizde... ...şöyle ne bileyim... E, ...aslında şöyle gelse daha iyi olurdu sanki. Şöyle bir şey tamam. Öyle iğrenç bir şekil çizdim tamam. Neyse geçtik 6. soruyu da vurduk geçtik. 7. soru bir yamuk sorusu bakalım. Şimdi yamuk ne demekti? Yamuk sadece iki kenarı paralel olan dörtgendi. Sadece iki kenar tamam. Paralel kenarda mesela karşılıkların hepsi paralel. Ama yamukta sadece iki kenar. E, dolayısıyla şimdi... Ee, şu kenarla bu kenarın paralel olmadığını gördüğümüze göre ne yapacağız? Üstteki kenarla alttaki kenar siz paralelsiniz diyeceğiz. E şurada 90 derece görüyorsam o zaman şurada da bir 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Ama e, şimdilik bununla bir işimiz yok gibi gözüküyor. Nereden gideceğiz biliyor musun? Bize burada kabak gibi 55'i verdiyse ben burada madem paralellik de var. Yamuktan dolayı bir paralellik geliyor. Z kuralı var derim. ZZ. Dolayısıyla bu 55'i alt tarafa şuraya taşıyabiliriz. Ve laps diye taşıdık. E burada da bir ikiz kenarlık var. Bak görüyorsun şekil üstünde göstermiş. Burası 55 ise o zaman diğer ikizi de bunun 55'tir. Ve ben şimdi şu üçgene dalabilirim. Şu üçgene daldım. İki açı 55-55 ne yapar? Hemen 55 ile 55 topladınız. Cart diye 110'u buldunuz. E, X'e ne kalır burada tepe açısına? Tabii ki de 180'den 110'u çıkartacağız. Ve 70 dereceyi bulacağız. X eşittir 70. Gördüğün gibi sorular zor gibi ama aslında bir tık, bir klik buldum mu çat 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 tereyağından kıl çeker gibi sonuca ulaşabiliyoruz. Burada da X'i yapıştırdık ve geçtik. Şimdi Yukarıdaki şekilde ABC'de paralel kenar. Bu sefer bir paralel kenarla karşı karşıyayız. BF B açısının açı ortaymış. Bak şurada gördüğün şu kardeşimiz açı ortaylık. Zaten şekil üstünde nokta nokta açıları göstermiş. Tamam açı ortay var. 36-78'i de göstermiş soruda. Tamam onları not etmeme gerek yok. Buna göre EFB açısının ölçüsü kaç derece diye soruyor. EFB neresi? Şurası. Önce bir nereyi sorduğunu işaretledim. Şimdi ben buraya nasıl gelirim? Öncelikle şu nokta nokta açıortaylık kısımlarını bulabiliriz. Neden? Karşısı belli. Paralel kenarda karşılıklı açılar eşitti. Dolayısıyla da bu arkadaşa 78'i paylaştırabilirim. Madem bir açıortaylık ortaylık var. Bölerim onu 2'ye. Nedir? 3 kere 2 6 çıkarttım. 18 ve 9'u bulduk mu? Hadi şu şey işlemi de bitirdik. Şimdi o zaman şuraya ben kabak gibi 39 yazabilirim. Birincisini buldum. İkincisi şu 36'nın arkasını bulabilirim. Bulabileceğim her şeyi bulayım. 36'nın arkası nedir? Şurası bir doğru açı 180. Dolayısıyla 180'den 36'yı çıkartırım. Cart diye çıkarttım. Burası 4. 7'den 3 çıktı 4. Hop orası da 144 derece geldi şurası. 144 derece. C açısını da bulabilirim. Bak her şeyi buluyorum. Nereden buluyorsun hocam? Buluyorsun nasıl buluyorsun ya? Bu da bir paralel kenardan e, karşımıza gelir bu özellik. Neden? Paralel kenarda biliyorsun şu iki e, arkadaş paralel olduğu için bunların arasındaki şu iki açının toplamı da 180 derecedir. E, 78'i buradaysa çık 180'den 78'i 180'den 78'i çıkartırsam 102 kalır değil mi? Aha da şu C açısını da 102 derece olarak tespit ettim. Bak ben seni nereye getiriyorum biliyor musun? Şurada şurada bir dörtgen var. Bak dört tane açı var. Şöyle bir garip grup şekilli bir dörtgen. Bu dörtgenin şu anda 3 tane açısını biliyoruz. Bulduk. Kimleri buldun hocam? 144'ü buldum. 102'yi buldum. 39'u buldum. Dördüncü açıyı bilmiyorum. Buluruz. Sıkıntı yok. Gel şunları bir toplayalım önce. 9, 13, 15. Elde var. 1, 4. 4 daha 8. 1, 1, 2. 285. Şimdi dörtgenin iç açıları toplamı kaçtı? Bunun için formüle falan gerek yok. Dörtgen deyince kareden, dikdörtgenden aklına gelsin. 360. O zaman da ben 360 dereceden 285'i bir güzel çıkartırım. Ne kalacak? 70 5 derece kalacak. Demek ki şuradaki F açısı da 75 derece. Yani EFB açısı bana sorduğu yerde 75 derece diyebiliriz. 8. sorumuzda bir güzel tokatladığımıza göre ne yapıyoruz? 9'la devam ediyoruz. Bugün çok sorumuz var. ABC'de eşkenar dörtgen baklava geldi. BDAC neymiş? Köşegenmiş. Köşegense ve bu bir eşkenar dörtgense ben bu köşegenler dik kesişir. Hemen söyleyebilirim. 90'ımı yapıştırdım. Başka ED uzunluğu 3'müş. Şurası 3. Burası da 3'tür. Neden? Köşegenler birbirini ortalar. Unutma. Tamam. Ve bir de bana alan vermiş. Allah'ım sorunun zorluğuna bak ya. ABC'de yani baklavanın tamamı 24'müş. Buna göre AC kenar uzunluğu. Şimdi gençler baklavanın alanı nasıl bulunuyordu? Köşegenlerin çarpımının yarısıydı. Neymiş bu işte? 24'müş. Şimdi size soru. Köşe, bir, burada bir sayı var E çarpı F sonucu neyse artık 2'ye bölmüşüm 24 çıkmış. Hangi sayıyı 2'ye bölersem 24 çıkar? E 24'ü 2 ile çarpın 48. Ha demek ki köşegenlerin çarpımı 48'miş. Şimdi ben bir tane köşegeni biliyorum hocam. Beni zorlamayın dediğinizi duydum. 3 3 6. Sonuçta bir köşegen 6. O zaman 6 ile diğer köşegenimiz, diğer köşegenimiz AC doğru parçası değil mi? Diğer köşegen şurada kabak gibi gözüküyor. İşte bunun sonucu 48'miş. Şimdi size soru. 6 ile neyi çarparsam 48 yapar? Tabii ki de 8'i. Dolayısıyla da AC kenar uzunluğumuzu laps diye bulduk. 8 çıktı. Zor gibi gözüküyor ama dediğim gibi sorunun içine girdiğinizde tık 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 akıp, akıp giden bir soru. Tokatladık, geçtik 10. soru. Artık çemberlere, dairelere başlıyoruz. Şimdi yukarıda verilen o merkezli çemberde AB yayının ölçüsü 105'miş. Neresi hocam o AB yayı? İşte şurası AB yayı. Burası 105 dereceymiş. Şimdi gençler. Ne vardı? Çemberde merkez açının gördüğü yay da aynı dereceydi. Dolayısıyla burada da bu o merkezi diyor ya bu merkezin zaten gördüğü yay AB yayı değil mi? Bak şurası yani. Bak demek ki bu merkez açı da ne olacakmış? 105 olacakmış. O zaman çok basit bir denklem sormuş bana. 2x artı 35 eşitmiş. 105 derece. Tamam. Dolayısıyla ne yapıyorum? 35 karşıya sıpıtıyorum. Eksi olarak geçiyor. 105 eksi 35. Söyleyin bana buradan ne gelir? 70 gelir değil mi? 70 derece. 2 tane x 70 çıktı. Bana bir tanesi lazım. Fazla da gözüm yok diyor. 2'ye bölüyorum ve cevabı 35 buluyorum. Bursa'ya vuruyor. Tokatladık bu soruyu da ve geçiyorum 11. soruya. Şimdi yukarıda verilen o merkezi çemberde AB Yayı 160 derece vermiş zaten şurada gözüküyor. 160 ise OAB açısının ölçüsü. OAB yani A açısı aslında. Ortada olan harf soruluyordur her zaman unutmayın. Şurası kaç derecedir diye sormuş. Şimdi gençler burada bir kere merkez var. Dolayısıyla merkezin gördüğü yay da 160. O zaman ben şu ortadaki arkadaşa da 160 derim. Merkez açımız da 160 derecedir. Şimdi nasıl gideceğiz hocam A açısına? Şöyle gideceksiniz. Ya bu O'dan çıkan, merkezden çıkıp çembere değen herkes yarı çap değil midir? Evet. O zaman bu O A da yarı çaptır. O B de yarı çaptır. Ve aman Allah'ım ne görüyorum? Bir ikizkenar üçgen daha geldi karşıma. Dolayısıyla bu ikizkenar üçgende tepe açısı 160. 180 iç açıları toplamı biliyorsun. Üçgenin iç açıları toplamı. 160'ı düşün oradan. Laps 20 kaldı. 20'yi de paylaştın. Yani 2'ye böldün mü ne kalıyor? 10 derece kalıyor. O zaman şurası neymiş? 10 dereceye 10 derece bize burayı soruyor. O zaman 10 derece der geçeriz tamam. Gördüğün gibi 2 işlemde bitti soru. 2 işlem yaptım. 180 e 160 çıkarttım. 2'ye böldüm ve bitti. Ama işte bunları pratik etmek, görmek önemli. Dolayısıyla geçtik 12. soruya. İşte sınavın en zor sorusu geldi. ABC'de dikdörtgeni ile DC-CB çaplı... Yarım çemberler verilmiş bakın. Buna göre şeklin çevresi soruluyor. Şimdi şeklin çevresi için ne lazım bana? Önce istenen malzemeler. Bir. Şu DA lazım ki var 10. Hemen yazıyorum. Çevre eşittir. Bir 10 santimim var artı. Şurada ne görüyorum? Bir 18 görüyorum. E, yazarız artı 18. Şimdi zurnanın zart dediği yere geldim. Çünkü bir yarım çember uzunluğu lazım bana. Bunu da nasıl bulacağım? Gençler bu arkadaş bir tam çember olsaydı Allah'ım ne kadar güzel çizdim o çemberi gördün mü? <laughs> tam olsaydı bunun çevresi ne olacaktı? Şunun çevresi Normalde biliyorsun formülü 2 pi r. 2'yi biliyoruz. Pi'yi 3 al. Eğer yazmadıysak da sınavda da 3 al her zaman. Yarı çap ne? Ya bunun yarı çapı bak karşısı 10. O zaman bu da ne yapacak? Bu 10'u 5 5 paylaşacak. Yani yarı çap 5'miş. Dolayısıyla buraya 5'i yapıştırıyorum. E buradan da ne geliyor? 2 kere 3 6. 6 kere 5 30. Aslında tam çevresi 30 ama bana yarısı lazım. Yani burası 15 santimetreymiş. Hop aldım 15'imi de. Şimdi bir ikinci işim var. İkinci yarım çemberim var. Şurası. Onu da hemen şurada yapalım. Normalde çevre formülü 2 pi ile biliyorsun. 2'yi yazdım. Pi'yi yazdım. Bunun yarı çapı da karşısı. Bak görüyorsun 18. 9 9 paylaşacak. Dolayısıyla 9'umu yapıştırıyorum. 2 kere 3 6. 6 kere 9 54. Burası da ne geldi? 54 geldi. Dolayısıyla son toplamama 54'ü de ekliyorum. Ve şimdi ee, ...bunları toplaştırıyoruz. Ee, önce onlukları toplayayım. 50, 60, 70, 80. Ee, şöyle 5, 4, 89, 7 santimetre diyebiliriz. Tamam. Gördüğün gibi birazcık zor gibi gözüküyor ama yani halledilebilir. Şurada sadece mevzu yarım çemberleri aslında tam olsa ne olurdu? Bu olurdu. Ha onun yarısı olacak o zaman diyerek çözümleyebilmek. Tamam. Burada bakın şeklin çevresi demiş. Dolayısıyla şu aradaki kenarları falan almıyorsunuz. Ha, onlar içeride kalıyor. Biz en dışı her zaman çevre diye alırız. Unutmayın dedim ve 12. soruyu da bitirdim. Şimdi yukarıda bir daire verilmiş. Çevresi 48'miş. Alanı nedir diye soruyor. Şimdi gençler öncelikle dairenin çevre formülü şeyle aynı. Çemberle aynı. Şurada yapalım. Çevre neydi? 2 pi r. Bana bunu vermiş ya 48 demiş Allah razı olsun. Da yerine bir yazalım. Pi'yi de 3 al demiş ama R'yi vermemiş. Niye vermiyorsun her şeyi vermiş. Ver işte onu da bize sıkıntı çıkartmayın ama yok. 2 kere 3 6. 6 ile gençler neyi çarparsanız 48 yapar 8'i. O zaman ben bu kardeşimizin yarı çapını buldum. Yarı çap eşittir 8. E ardından alan bulamayacak kadar tembel değiliz canım. Alan formülü neydi? pi çarpı r kareydi. Pi'yi 3 aldım. Yarı çapında karesi 8 kere 8'den 64. Şuracıkta çaktırmadan bir 64 ile 3'ü çarpıştırıyoruz. Ee, 12 elde var. 1, 18, 19. Yani cevabımız 192 santimetre kare diyebiliriz. Ve son bomba soruya geldik. ABC'de dikdörtgeninde AB ve CD çaplı. iki yarım daire çizilmiş. Bak şurada solda sağda görüyorsun. AD'yi vermiş 16. AD yani şu yukarısı 16 santimetre. Çevreyi vermiş 52. Buna göre boyalı bölgenin alanı diyor. Of sorunun zorluğuna gel. Şimdi gençler. Öncelikle şuradan bir yola çıkın ya. Bir çevre 52 ise ben bunun kısa kenarını bulamaz mıyım? Bulurum. Burası 16 ise karşısı da 16'dır. 16, 16, 32. Çevreden 32'yi düşün. Kısa kenarlar kalsın elime. 20. E bunu da paylaştıracaksın 2'ye. 10. Yani burası 10, burası 10. Tamam inanmayan toplasın. 52 çıkacak tamam. Şimdi boyalı bölgeyi nasıl bulacağız hocam? Boyalı bölge sorularında şu taktiğimi lütfen unutmayın 8. sınıfta da lazım olacak. Gençler tüm alandan boyasız alanı çıkarırsanız karşınıza ne gelir? Boyalı alan gelir. Dolayısıyla ben de onu uygulayacağım. Tüm alanı bulacağım öncelikle. Onu da şurada yapayım. Tüm alan eşittir. 10 çarpı 16. Yani 160 yapar, 160 santimetre kare. Tüm hepsi ABC'de dikdörtgenin hepsi. Şimdi boyasız, bak, boyasız, boyasız demek. Şurada bir yarım çember, bur yarım daire. Burada da bir yarım daire. Etti mi sana bir tam daire? Ya bir tane tam daireyi bulacağız yani. O da ne neden bulunur? Pi'ye kareden. Pi'yi zaten 3 alacaksın. E bunun yarı çapı da onu 2'ye böl, 5. 5'in karesinden, 25. Eşit midir 75'e? Soru bitmiştir. Şu tüm arkadaştan şu boyasız arkadaşı çıkartıyorum. Tüm 160. Boyasız 75. Cart diye çıkarttım. 80. Doğru mu yaptık lan? 85, 15. Evet. 85 derece değil. 85 santimetre kare dedik ve bu sınavdan da bence 100 puanı kaptınız diye düşünüyorum. Tamam. Sizlere güveniyoruz. Dediğim gibi 7. sınıfın son yazılısı artık bombayı, e, pimin'i çekip fırlatmışlar. Elinize vermişler son yazılıyı. Lütfen çok iyi bir şekilde değerlendirin. Yazılı notlarımız, karne ortalamalarımız bizim için çok değerli. Son kez yine hatırlatıyorum. Yaz kampı Partikül Matematik kanalında olacak ama ayrıyetten yine Zoom üzerinden de özel e, bir şekilde gruplar oluşturacağız. Bunların da yine duyurularını hem Instagram hem de YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Dedim ve bitirdim. O zaman ne diyoruz? En kalbi duygularımızla hepinize sınavlarınızda kocaman başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.